Merhaba arkadaşlar, iyi çalışmalar herkese. HTML ASP eğitim videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? Bir hatırlayalım şöyle çalıştıran programı. Şeyden çalıştırdığım için, kullanıcı master'dan çalıştırdığım için hata verdi. Şöyle iletişimden çalıştıralım. Bu şekilde en son mesaj panelini yapmıştık. Hatta mesaj paneline CSS falan eklemiştik. İşte orada internetten hazır bulduğumuz CSS'leri kullanıp biraz daha bu iletişim paneli görselini yükseltmeye çalışmıştık. Bu bizim son derste yapmış olduğumuz konu başlığımız olmuştu. Şimdi bu derse geldik. Burada olmayan tek alanın hakkımızda kısmını gerçekleştirme. Şimdi hakkımızda kısmını gerçekleştireceğim. Bunun için önce zaten bizim bir tane hakkımızda şeyimiz varmış, panelimiz varmış. Buraya yazı gelecek. Bu yazı güncellenebilir olsun bence. Hani güncellenebilir olsun mu? Dinamikli güncellenebilir olsun. O zaman data list falan ekleyelim buraya. Hani şeyden çekelim, SQL tabanından çekelim. SQL'i açıyorum. Şimdi SQL açılırken ben buraya bir tane data list ekleyeceğim. Şöyle bir tane data list ekledim. SQL'de açıldı. Bizim veri tabanımızda açalım. DBO yemek tarifleri olacaktı. Şöyle edit templates dedim. Burayı biraz sağa doğru çekiyorum. Şöyle. Şimdi buraya ben diyorum ki sadece bir tane label koyalım. Başka da hiçbir şeye ihtiyacımız olmayacak zaten. Bu label'a da bir eval verdik mi? İşlemler tamamdır. Şimdi buraya bir tane label ekledim. Ondan sonra başlık yazsak mı buraya? Aslında bu şeyden önce, data listten önce bir yazılabilir. Şunu ben bir keseyim. Şuraya bir tane şöyle büyük harflerle hakkımızda diyelim. Enter bırakalım. Şöyle şuraya yapıştıralım. Bir saniye düzelteceğim şöyle. Data listi altına yapıştırdım. Hakkımızda kısmı oldu burası. İletişim kısmında yazı var mı? Bir bakalım. İletişim kısmında mesaj paneli var. Mesaj paneli yazısı var ama biraz büyük olmuş. O zaman hakkımızda kısmının yazısını da biraz büyütelim şöyle. X'lar. Fena değil. Şimdi buraya önce biz DBO yemek tariflerini açalım. Nerede bizim DBO yemek tarifi? Bu muydu oluşturduğumuz? Bir bakalım hemen. Ben CSS'den bir şey, SQL sınıftan neymiş? DBO yemek tarifi. Bunun ismi DBO yemek tarifi. Tamam, doğru. Şimdi hakkınızda kısmı için ben diyorum ki önce bir tane tablo oluşturalım. Sağ tuş New Table dedim. Buraya bir tane tablo oluşturacağım. Tabloda zaten ID falan hiçbir şey kullanmayacağım. Sadece tek bir alan oluşturacağım. O da metin olsun. Metin de uzunluğu varchar kaç olsun? 2000 karaktere kadar çıkabilir. İstiyorsanız siz bunu varchar maksimum yapabilirsiniz. Ctrl S dedim. İsmi TBL alt tire hakkımızda olsun. Sonra şimdi şurada sağ tuş refresh dedim. Burayı yeniledim. Ondan sonra hakkımızda kısmı buraya geldi. Sağ tuş edit up 200 rows dedim. Burada metin kısmına buraya gireceğim. Yani bunu internetten örnek metin de bulabilirsiniz. Gelin beraber bir tane örnek metin bulalım. Örnek metin bulalım. Nereden bulalım? Google'dan direkt bulabiliriz aslında. Şimdi Google'ı açalım. Buraya ne diyelim mesela? Diyelim ki hakkımızda yazı örnekleri. Şimdi hakkımızda yazı örnekleri, başarılı hakkımızda yazı örnekleri diye bir site varmış. Bir bakalım buradan alalım. Şöyle. Hakkımızda neresiymiş? Aslında yemek ta ya biraz kendimizin yazması gereken bir yer ama biraz uzun bir yazı aradığından. Şunu alalım mı? Yani amaç sadece yazı olması. Bunu kopyaladım. Yalnız bir tane de resim kullanacağım ama. İşte şöyle bir resim olabilir mi? Aslında olabilir böyle bir resim. İşte team falan. Bir tane daha bakalım şöyle. Şu reklam fabrikası değildi. Şurada. Aslında şu olabilir. Şunu alıyorum. Bunu sağ tuş kopyala dedim. Geldim SQL tabanına yapıştırdım. Alta indim. Tamam, hakkımızda aldım. Ondan sonra bir tane de bir resim alalım. Resim her zaman işi biraz daha şey yapar. Buraya hakkımızda değil mi? Mesela team diyelim. Şöyle görsellere geldim. Team ile ilgili ne kullanabiliriz? Aslında şunlar falan böyle işte. Aslında aradığım şey buydu.
Team demin de blog desek nasıl olur? Mesela team blog. Benim aradığım şey şöyle masa üstünde bir resim. Bir blog diyelim. Ya da şöyle kitchen, bir dakika. Aslında blogda şunlar fena durmuyor. Şunu alabilir miyiz? Şunu alsak nasıl olur? Bu hiç fena durmuyor. Bence bunu kullanabiliriz. Bu blog resmini kullanalım. Sağ tuş, görseli farklı kaydet. Bunu masa üstüne kaydedelim. İsmi blog picture olsun. Şimdi ben bu resmi aldım. Ondan sonra şunları kapatalım. Visual Studio'ya geri döndüm. Şimdi önce buraya bir tane eval verelim. Eval'de ne vereceğiz? Metin. Şöyle Visual Studio'ya döndüm. Eval. Parantezimi açtım. Çift tırnak kullanmam gerekecek. O yüzden kapattım burayı. Bir tane çift tırnak kopyalıyorum. Benim bilgisayarımın çift tırnak tuşu bozuk çünkü. Eval. Parantezimi açtım. Çift tırnak içerisinde metin. Parantezimi kapattım. Çift tırnakla beraber okey dedim. Artık burada bir eval var. Forma çift tıkladım. Kodlarımızı yazmaya başlıyorum şöyle. Using system.data.sql client. Ondan sonra SQL bağlantı sınıfımızı çağırıyorum burada. SQL bağlantısı. SQL sınıf, pardon, SQL sınıf BGL eşittir. New SQL sınıf, SQL bağlantı sınıfını çağırdım. Sonra bu hakkımızda kısmının data listin end template dedim. Şeyi bitirdim. Düzenlemeyi bitirdim. Hakkımızda yazısı buraya gelecek. Şimdi ben bunun altına, şu data listinin altına, yani nereye? Content'le data listinin ortasına. Şuraya bir tane picture, yani imaj ekleyeceğim. Bir tane imaj ekledim. Şimdi geldim design'a. Şurada benim bir imajım var artık. Görüyorsunuzdur muhtemelen. Şöyle bu imajı da alta doğru büyüttüm biraz da. Bunu tam şöyle sağ hizalayalım. Property'sine geldim bunun. Yüksek genişliği 450 olsun. 450. Ama 450 değil bizim şeyimizin alanı. 440 yapalım. 440 da değil. 445. Neden 450 olmadı? Normalde bizim bu 448. 450 neden olmadı? Tamam, oldu. Az önce farklı bir değer mi girdik? Şunu da 450 yapalım. Şimdi bu imajın yüksekliğini biraz daha arttıralım. 150 piksel olsun şöyle. Alta doğru biraz büyükçe bir alan olsun. Sonra source'a geldim. Burası sanırım tamamlandı. Altına resim gelecek. Bu resmin de imaj URL kısmına geliyorum. Nerede? Şurada. İmaj URL'den önce tabi bu resmi atmam gerekiyor. Şu resimlerin içerisine block picture'ı gönderelim. Sonra bunun özelliklerine geldim. İmaj URL'e, resimlere geldim. Block Picture'ı seçtim. Bu şekilde bu resmi buraya getirmiş olduk. Şimdi kodlarımızı yazalım. SQL command, komut eşittir new SQL command, çift tırnak içerisinde select yıldız from tbl alt tire hakkımızda. Hakkımızda alanından bize verileri getirsin. Sonra SQL data reader dr eşittir komut nokta execute reader. Ondan sonra data list 2 nokta data source, data list 2 olarak eklenmiş ve data list 2 nokta data bind dedim. Çalıştıralım bakalım nasıl oldu. Herhangi bir hata var mı? Çalışıyorum beraber. Görelim. Yüklüyor. Bu şekilde şurada bir karakter daha boşluk bırakalım. Şunu da ortaya alalım. Biraz daha iyi durur sanki. Bir de şu hakkımızda yazısı bir üst satırda olsun. O orada olmadı. Bir iki değişikliğe gidelim şöyle. Şimdi dizayna gittim. Bu niye üste gelmedi? Source'una gidelim bunun. AutoStyle 5. Niye üst tarafta boşluk bırakarak geldi? Şu paragrafı silsek. Şunu da silsek. Dizayna geri döndüm. Bir saniye. Şurada bir boşluk bırakalım. Bir de şurada bir boşluk bırakalım. Bir de şurada edit template istiyorum. Şu label'ı seçtim. Bunu ortalıyor. Aslında bu label'ı ortalamak değil de bir dakika şöyle yapalım. Şu label'ı kestim. Buraya biz bir tane, bir dakika, ya da label'ı kesmesek de şu data listteki veriyi ortalayabilir miyim? Ha, şimdi ortalandı. CTRL-S dedim.
Şimdi şu haliyle bir sayfayı yenileyim, bir bakayım nasıl olacak. Şu an sterites olmadığı için çok güzel gözükmüyor. Alt tarafı da dolu olsa bunun biraz daha dolu gözükecek. Şu hakkımızda yazısını ben kaldıracağım. Bu hiç olmasın. Bu çünkü pek iç açıcı durmadı. Yine kaydettim. Yine sayfayı yeniledim. Bir tık daha sanki iyi ama. Ama bu üstte şu boşluğu da sileyim. Geldim buraya. Yeniliyorum sayfayı. Tamam, o boşluğu da silince burası düzelmiş oldu. İşte bu şekilde oldu. Burası bizim hakkımızda kısmımız. Ondan sonra şurada da şeyimiz var. Resmimiz var. Bir de altı startası geldiği zaman bir tık daha güzel duracak. Ama resim de daha güzel seçildiği zaman biraz daha güzel olabilir. Tamam mı? Bu da bu şekilde olacak. Hakkımızda kısmı böyle. Dinamik bir kısım oldu burası da. Yani SQL tabanını değiştirilebilir hale getirmiş olduk. Yani yarın öbür gün güncelleyebilirsiniz. Gelecek derste kategorileri yapacağız. Tıkladığımız kategoriye ait olan yemekleri getirsin isteyeceğiz sadece. Bu da bir sonraki dersin konusu olacak. Burada da daha önce yapılmış olan işte yorum yapma paneli vesaire o başlıklar var. O zaman bu derste burada noktalıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hoşça kalın.